Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıklamaları vardı faiz noktasında. Elbette daha düşük faizden yana olduğunu söyledi. Sık sık söylediği bir nokta ama Kavcıoğlu'yla da bir görüşmesi olduğunu altını çizdi. Dolayısıyla piyasa bu noktayı nasıl fiyatlıyor? Biz faizlerde o düşüşü hangi koşullarda görebiliriz? Evet, yani aslında piyasa buna karşı dün akşam bir refleks verdi, gösterdi. Burada aniden çok ani bir yükseliş oldu. Geceydi 8.81 veya 8.82 ile yeni bir tarihi bir zirve yaptık dün akşam. Piyasa dün acaba bir faiz indirimi mi olacak şeklinde bir algıya oluştu. Ama şunu da ifade edeyim, yani gecenin o saatinde Amerika'da veya Asya'da yapılan işlemlerden söz ediyoruz. Ne kadar işlem hacmi oldu, ne kadar hacimli bir şekilde gitti, yaptı. O konuda tabii ki yorum yapmak zor. Nitekim bu sabah kur bir miktar daha 8.60 seviyesine iniyor. Ama yine de tabii dün akşam bıraktığımız yerin üzerinde. Bu konuya bir miktar hassas yani her taraf. Faiz indirimi yönünde bir algı oluştuğu anda yukarı yönlü burada hareketler var. Şimdi tabii hepimizin istediği faizin inmesi, düşmesi. Faizi düşürmek için faizi arttırdık zaten. Amaç bu. Enflasyonda bir kontrol sağlamak, enflasyonu kontrol altına almak, fiyat istikrarını elde etmek ve faiz indirimi içinde uygun bir şartın sağlamak. Amaç bu zaten. Şu aşamada öyle bir ortam şimdilik çok fazla yok. Çünkü yıllık enflasyonda yükseliş halen daha var. Nitekim yarın biliyorsunuz Mayıs ayı enflasyonunu alacağız. Orada da yine tahminler biraz daha farklı, yani %1.30 ile %1.6 aylık enflasyon olarak yapılan öngörüler var. Ama her halükarda yıllık enflasyonda bir düşüş, ilk defa bir düşüş olacak mı yoksa yukarı yönlü bir hareket mi olacak, bunları izleyeceğiz. Genel eğilimler enflasyonda hala yukarı yönlü seyrin devam edeceği yönünde. Böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın faiz indirimine hemen geçeceğini zannetmiyorum. Zaten Merkez Bankası'nın kendisinin de yapmış olduğu beyanlar var. Yani hem geçen hafta ilan edilen enflasyon raporunda hem de önceki PPK toplantılarının karar metninde okuduğunuz zaman Merkez Bankası zaten enflasyonda yukarı yönlü risklerin halen daha sürdüğünü ve sıkı duruşun devam edeceğine yönelik de mesajlar verdi. O yüzden muhtemelen en az birkaç ay daha yani bu yüksek faizin yani %19 olan faizin devam edebileceğini bizler tahmin ediyoruz. Enflasyonda gözle görünür bir düşüş, bir iyileşme oluşmadan önce yapılacak bir faiz indiriminin de tekrar içeride kurda bir yukarı harekete de sebep olacağını da zaten bundan önce sıkça da yaşadık. İzleyeceğiz ama öncelikle yarınki enflasyon önemli olacak. Onu bir alacağız. Yani orada eğer sürpriz bir şekilde düşüş yönünde bir şey alırsak, geçen sene Mayıs ayında %1.30'lardaydı enflasyon. Evet. Yani bunun anlamı şu demek, %1.3'ün üzerinde bir enflasyon alırsak yarın, yıllık enflasyonda yukarı yönlü hareket devam edecek. 1.30'un altında alırsak da yıllık enflasyonda bir düşüş olacak. İlk defa aylar sonra bir aşağı yönlü bir eğilimi de almış olacağız. Bu şekilde izliyoruz. Yani umarım güzel olur. Biz de faiz indirmek için uygun bir zemini de yakalamış oluruz ama şimdilik biraz erken gibi diyorum. Peki zirveyi geride bıraktık mı, enflasyonda yarın göreceğiz. Bir notu da hatırlatalım. Bugün de Merkez Bankası yerli ve yatırımcı, yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Biz orada da sıkı duruş mesajının devamını mı bekleriz? Biraz piyasa aslında son dönemde verilerden çok bu mesajlarla, haber akışlarıyla yönleniyor. Yatırımcının algısının çok önemli olduğunu biliyoruz. Nasıl bir mesaj biraz daha buradaki güven algısını pekiştirir? Ne bekleriz bugün? Yani elbette ki bu sıkı duruş çok önemli. Yani %19 faizdesin ve bunun enflasyondaki görünümün iyileşene kadar devam edeceği mesajı en azından şu anda
Merkez Bankası'nın verdiği en iyi mesaj. Bunun sürmesinde fayda var. Muhtemelen bugün bu soru sorulacaktır. Yani dünkü Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin ardından faiz indirimiyle ilgili sorular bugün olabilir. Bunlara nasıl yanıtlar verecek? Bunları izleyeceğiz ama muhtemelen bugüne kadar verdiği mesajı aynen sürdürecektir. Evet. Yani enflasyonda net bir görünüm elde edene kadar sıkı duruşun süreceğini tahmin ediyoruz şeklinde. Bir ikinci daha soru var. O da sık sık soruluyor. Yani tamam enflasyon düşene dek tutacaksın faizi ama peki enflasyon %19'a geldiğinde faiz arttırımı yapabilecek misiniz diye bu olacak mı şeklinde sorular oluyor. Oraya henüz çok net bir cevap vermiş değil Merkez Bankası. Bunları da yakından izleyeceğiz. Evet, bugünkü kritik sorular aslında faiz ve enflasyon politikası çerçevesinde olacak gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'a gelelim. Bir süredir Borsa İstanbul yatırımcısı sıkıntılı günler geçiriyor aslında. Şimdi baktığımızda hacimde çok belirgin bir düşüş var. Aylık ortalamalara baktığımızda da yine son rakamlar o hacim düşüşünü pekiştiriyor. 1400'lü puanların üzerinde kaldıkça yukarı çıkabilir diyorduk. Düşük hacmi ve hep o 1400'ün biraz üzerinde oyalanmasını dikkate alırsak bir yukarı çıkış sinyali görür müsünüz? Hangi seviyede olur? Buna hacim mutlaka eşlik etmeli midir? Mutlaka hacim tabii ki eşlik edecek. Çünkü hacmin artması, yani yükselirken hacmin artması katılımcıların da artıyor olduğunu bize ifade eder. Bu nedenle de işlem hacmi bizim için önemlidir her zaman. Bazı sinyaller var aslında Gülçin Hanım. Mesela geçen hafta banka hisselerinde ve banka endeksinde ilginç, enteresan böyle teknik analiz olarak vardı sinyaller. Ortalamaların üzerine yükseldi mesela. Hem 50 günlük hem de 22 günlük ortalamaların üzerine yükseldi. Ve bir güçlenme sinyali zaten veriyordu. Nitekim bu haftaya işte dünkü işlemler, önceki günkülerle beraber bankacılık endeksinde çok net bir yukarı bir eğim oluştu. Yani dün de mesela bankaları aldılar. Bunların etkisiyle de BIST 100 endeksinde yükseliş yaşandı. Sanayi endeksinde hala zayıf bir hareket var bu arada. Bunu da izliyoruz. Yani bugüne kadar son 1,5 yıldır yaşanan banka sanayi ayrışması, sanayilerin lehine olan ayrışma sanki artık böyle bankaların lehineymiş gibi bir dönüşüm oluyor. Bu çok enteresan. Bununla beraber endekste de iyi bir hareket oldu. Peki bu yeterli mi endeks için? Yetersiz elbette. Çünkü hani 1400'ün üzerinde kaldığımız için iyi bir şey. Bunu ben de olumlu olarak algılıyorum. Çünkü 1400'ün üstünde kaldığınız müddetçe bir iddianız vardır her zaman yukarı gitmek açısından. Ama 1470'lerde haftalık bazda ortalamalar var. Buralar bizim için önemli. 1470'in üzerine çıkıp yerleşmedikçe de hani böyle yelkenler fora şeklinde bir yorum yapabileceğimiz bir ortam da yok açıkçası.